Çok pardon, sesim yok dedi ama sesim şu an var mı? Sesim geliyor mu acaba? Ses yok. Herkese merhaba tekrar. Umarım sesim geliyordur. Şu an sesim umarım geliyordur. Nilgün hocamız da katıldı. Süper, tamamdır. Herkese tekrar merhabalar. Ben Adaptin uzmanlarından uzman psikolojik danışman Meral Baykara. LGS'ye hazırlık sürecinde siz değerli vitamin takipçileri ve Adaptin takipçilerine son aylarda neler yapabileceğimiz konusunda aslında uzmanımız Sayın Nilgün Ekinci Hocam bilgilerini paylaşacak. Kendisini de hemen canlı yayına davet edeyim. Hem ailelerin hem de gençlerin fayda sağlayabileceği bilgilerin yer aldığı bir canlı yayın olacak. Umarım ilerleyen süreçte de bu canlı yayınlarımızı artıracağız. Nilgün Hocam merhabalar. Merhabalar. Birazcık canlı yayın azizliğine uğradık ama Evet. sorun yok. Buradayız. O kamera Evet. arkasını çok anlatmayalım hocam. Neler Aynen. çektik şu pozisyona gelene kadar. Şu an siz gelmeden önce de biraz bahsettim. Bu canlı yayın LGS'ye adım adım canlı yayınlarımızın ilki olacak bu. İnşallah ilerleyen de bunları tekrarlayacağız, devam ettireceğiz. Velilerimizden ve öğrencilerimizden gelen sorular doğrultusunda da aslında bir sonraki canlı yayınlarımızı da planlıyor olacağız. Şimdi LGS'ye adım adım da neler konuşacağız? Hem ailelere yönelik çok güzel bilgiler vereceğiz hem de öğrencilerimize yönelik güzel bilgilerin olacağı bir canlı yayın olacak diye umut ediyorum ve size sözü bırakıyorum Nilgün Hocam. Teşekkür ediyorum hocam, ağzınıza sağlık. Öncelikli olarak çok sıkmamaya çalışacağım. Aslında çok sık duyduğunuz ama şu son 3 ay içerisinde belki tekrar tekrar duymaya ihtiyacınız olan bilgilerden bahsedeceğim. Bizi dinleyen ebeveynlerimize, aynı zamanda LGS'ye ilk kez hazırlanan böyle büyük bir sınava hazırlandığını düşünen öğrencilerimize ufak ufak tüyolar vereceğiz. Bu aslında isterseniz şöyle başlayalım. Biz öğrencilerimize bu süreç içerisinde nasıl yardımcı olabiliriz, bu süreci daha iyi nasıl değerlendirebilirler gibi soruların aslında cevabını vermeye çalışayım kendi dilim döndüğünce. Şimdi öncelikli olarak evet, sınava az bir zaman kaldı. Çoğu zaman okul koridorlarınızda, sınıflarınızda artık bir kronometre gibi geriye dönüp saymaya başladınız. Şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı diye sayacı artık çalıştırmaya başladık. Evet, bu kalan kısacık süre ne yapılabilir? Bugüne kadar belki çok iyi çalışmadım ama bugünden sonra karar versem, özellikle bu yayın benim için bir umut ışığı doğursa ve ben bu süreçten sonra kendime nasıl daha iyi faydalı olabilirim gibi sorularınızın aslında bir cevabı var. O da evet, faydalı olabilirsiniz. Şu anda ipi hala bırakmamış, devam ettiren, sürdüren öğrencilerimiz var. Şu anda yorulmuş, birazcık ara versem, dinlensem, sonra tekrar başlasam olur mu diyenlerimiz de var. Aslında isterseniz en kritik dönemlerden birine geldik. Biz LGS sürecinde iki kritik dönemden bahsediyoruz. Biri Kasım ara tatildir. Diğeri yarı yıl tatilidir. Şimdi bu iki kritik dönemi atlattıktan sonraki kısım aslında yapabilirliklerimizi, hedeflerimize ulaşmamıza bir adım daha bizi götürdüğüne inandığımız bir süreçten bahsediyoruz. Bu kalan 3 aylık süre içerisinde hala sene başında kurduğunuz hayallere ulaşmanız hayal değil. Bir söz vardır, çok hoşuma gider. Hayalleri olanlar asla uyumazlar diye. Bence hala da bu umudu içinde yürütenlerin de çalışmalarında bir tık daha belki ivmeyi arttırdıklarında faydasını göreceklerini söyleyebilirim net bir şekilde. LGS dediğimiz sistem, öğrencinin mantık muhakeme yeteneğini ölçen, onun yorum yapabilme yeteneğini bir nevi ne durumda olduğunu bize bildiren bir sınavdan bahsediyoruz. Bu sınav 8. sınıf öğrencilerinin müfredatlarından oluşan bir sınav ve ilk kez belki
hayatlarında bir anlam yükledikleri bir sınava dahil olacaklar. Hem veliler hem öğrencilerimiz aslında. Bu sınavla birlikte iyi bir lise eğitimi görmeleri, ki bu bir nevi üniversite sınavının da birinci basamağı olduğunu da söyleyebiliriz. İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir bizim için ve bu süreci böyle götürmelerinde disiplinli olmalarında çok büyük bir adım atıyorlar. Bu kalan 3 aylık süre içerisinde aslında birazcık sayısal verilerden bahsedeyim istiyorum ben. Genellikle şimdi şöyle söylüyoruz, işte şu kadar net yaparsan çok bilindik okullarımız var ya bizim, Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Kabataş, Galatasaray gibi 5 tutan puan öğrenci ile puanla öğrenci alan liselerden bahsediyoruz. Birazcık o sayısal verilerden bahsetmek istiyorum ben. Aldığı Şimdi ihtiyaç duyuyorum hakikaten. Yani şu an şu kadar net yapıyorum. İşte senin evet. sonunu nereye getirebilirim? İşte girdiğim yerde de istediğim okula girebilir miyim diye. Aslında bu sayısal veriler öğrencilerimizin ve ailelerimizin duymak isteyeceği veriler olabilir. Mutlaka. Aslında şöyle, olduğunuz her deneme sınavı sonrasında ben öğrencilerime şunu tavsiyesinde bulunuyorum. Mutlaka ki senenin başında kurduğunuz bir hayaliniz vardır ve deneme sınav sonuçlarınız da sizin bu nevi bir hayalinizin ne kadar yakınında ya da uzağınızda bir nevi göstermesinin provasıdır. Şimdi bu noktadan bakarsak eğer, deneme sınavlarında aldığınız netlerle birlikte hangi okula daha yakın olduğunuzu her seferinde artıra artıra gidebilirsiniz, bir basamak gibi. Ama gelelim benim anlatmaya çalıştığım şeye. Şimdi şu dönem itibariyle 90 sorudan sorumlu olan LGS öğrencisi için deneme sınavlarında 85-90 net aralığında yapan öğrencilere şunu söyleyebilirim ki, bu öğrencilerimizin konu eksiği yoktur. Artık konularla ilgili bir oturmuştur. Daha çok farklı soru tiplerini görmeye ihtiyacı vardır. Yeni nesil dediğimiz farklı kaynaklardan farklı soru tiplerini görmeye ihtiyaç vardır. Ama ben öğrencilerime en çok da şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ki farklı farklı kaynaklar çözümünün yanı sıra MEB'in de örnek sorularını artık yavaş yavaş eritmeye başlamanız, bir nevi bu provalarınızı deneme sınavı çözer gibi süre tutarak çalışmanız çok faydalı olacaktır. 85-90 net arasında yapan öğrenciler için söylüyorum bunu. Yani bu öğrencilerin konu eksiği yok. Konu tekrarı yapmak gibi bir zaman kaybına ihtiyaçları yok. Daha çok soru çözmeleri, ama soruyu da süre tutarak çözmeleri çok önemli. 80-85 aralığında net yapan öğrencilerimizin yine aynı şekilde konu eksiği yoktur. Genel çerçevede bir konu eksiği yoktur. Ama her denemede mutlaka ki yanlış yaptığı bir ya da iki soru vardır. Burada artık nokta atışı yapmamız gerekiyor bizim. Yani orada direkt baştan ayağa birinci dönemin tekrarından ziyade en çok yaptığımız yanlış, işte fen bilgisi için mevsimler konusuysa sadece mevsimler konusunun tekrarı yapılıp onun üzerine yeni nesil soru çözümü yapılmalıdır diyoruz. Farklı soru tiplerini görmeli. Bu soru tipleriyle ilgili nasıl cevap vereceğini tam idrak edebilir bu noktada. 70-80 net aralığında net yapan, deneme sınavlarında yapan öğrenciler genellikle konu tekrarına, konu eksiği yoktur. Ama işte belli başlı derslerden birazcık ön yargısı vardır ve kaçıyordur diye düşünebiliriz. Matematik için mesela belli başlı konuları yapmamayı istiyor olabilir. Bu çok zor diye kafasında genellikle bir kodlamıştır. Birazcık bunların üzerine gitmeye artık ihtiyacı var ve bu noktada paragraf çözmeyi ve kitap okumayı da ihmal etmemelidir diyorum. Kesinlikle. 50-70 net aralığında yapan öğrenciler şey gibi oldu, burç yorumu gibi oldu ama 50-70 net aralığında yapan öğrencilerimiz için şunu söylüyorum. Moral bozukluğuna gerek yok. Bu noktada gerçekten disiplinli oldukları takdirde çok rahatlıkla bu 70 netin üzerine çıkarak hayallerine bir adım daha yaklaşabilecek sınırdaki öğrencilerdir. Konu eksiklikleri evet vardır. Ara ara konu tekrarı yapmaları gerekmektedir. Bunun için özel kendilerini konu tekrarı yapacağım gün diye belirledikleri bir plan çerçevesi içerisinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Mesela cumartesi günleri benim için konu tekrarı günü,
Pazar günleri benim için deneme sınavı günü şeklinde kendilerine özel günler belirlemeleri daha doğru olacaktır. Yeni nesil soruları çözümünde konuyu tam bilse bile bazen yeni nesil soru çözümü apayrı bir çalışma beceri isteyen kısım oluyor. O noktada birazcık daha özen gösterebileceğini söyleyebilirim. Gelin Biraz de daha. eli net ve daha şanslı yapan öğrencilere bu süreç içerisinde galiba en çok motivasyona, en çok hadi yaparsın diye bizim söylemlerimize ailesinin ve öğretmenlerinin en çok desteğine ihtiyaç duyulan öğrenci grubudur bu kısım. Genellikle bu kısımdan sonra biraz velilerin de kulaklarını çınlatacağım. Çünkü bu noktada işte bu netle tamam hocam hayallerim hayal olarak kaldı. Daha ne olsun bu neti nasıl yukarı çıkartayım diyorsanız inanın bana 3 ay çok kısa bir zaman değil. Eli netin altında yapan öğrencilere en kolay yöntem şudur. Azar azar başlayın. Önce disiplinli olmak, düzenli olmak çok önemlidir. Motivasyon evet bizi hep bir adım ileriye götürür ama disiplin bizi daha çok sıçratarak başarıya ulaştırır. Bu sebeple paragraf çözmek, kitap okumak bunlar zaman kaybı olarak görülmemeli. Öncelikli olarak konunun tam olarak oturabilmesi için kazanım soru tiplerinin çözülmesi çok kıymetli. Sonrasında artık tamam ben bu kazanım sorularını çözdüm, anladığımı da düşünüyorum dedikten sonra yeni nesil sorularla ama basamak basamak giderek yani hemen birdenbire konuyu tekrarını yaptım. Hemen yeni nesil soruları çözeyim derseniz moraliniz bozulur. Bunların kazanımdan yeni nesile geçiş kaynakları var. Çok da güzel yayın evlerinin kaynakları var. Bu kaynaklardan faydalanarak böyle bir geçiş sürecini atlattıktan sonra hem moralleri hem yapabilirliğini görmeleri çok kıymetli olacaktır diyorum. Bırakmayın. Burada işte vitamin kullanıcıları da açıkçası bu konuda çok şanslılar. Çok Çok avantajlılar. Evet. kaynaklar önlerinde. Hani o Evet. testler olsun, işte adım kartları olsun, yani platformu aktif bir şekilde kullandığı takdirde bir Kesinlikle. LGS öğrencisi olsun ya da olmasın, bu süreci çok iyi değerlendirebilir. Sizin yani söylediğiniz şekilde değerlendirmeler de Aynen. hani mevcut durumundan azar azar kendisini zorlayarak, birden zorlayarak değil de hani belirli Evet. adımları attıktan sonra o mevcut resmini, durumunu görmek için kendisini daha da zorlaması iyi olur hocam. Kesinlikle hocam, katılıyorum görüşlerinize. Bu noktada çok ellerinde büyük bir imkan ve fırsat var. Bunu sonuna kadar kullanmaları ilerleyen zamanda kendileriyle gurur duymalarına yardımcı olacaktır. Çok güzel şeyler söyledin hocam. Bir de hani hem aile açısından hem genç yani çocuk açısından ilk ciddi sınav, aile de bilemeyebiliyor. Nerede nasıl konumlanacak, çocuğa nasıl destek olacak noktasında da bazen onlar da panikleyebiliyorlar. Mevcut durumu hani bizi dinleyen öğrencilerimiz varsa hani aşağı yukarı hangi netlerdeyim ve bundan sonraki süreçte neleri yapabileceğimi aslında büyük ölçüde konuşmuş olduk. Evet. Canlı devamında gelecek. Orada da yine konuşmaya devam edeceğiz. Ancak aileler boyutunda LGS, LGS babası onlara ne tavsiyelerde bulunursunuz? Onlar bu süreci nasıl daha öğrenci için kolay hale getirebilirler? Ne yaparlarsa daha iyi olur hocam. Şimdi biliyoruz ki hepimizin evlatları çok değerli, çok kıymetli ve biz onların nerede, ne yaparlarsa yapsınlar hep gurur duyacağız. Hep bizi seçtikleri için onlara minnettar olacağız ve teşekkür edeceğiz ama bazen zannedersem sisteme çok kaptırıyoruz biz ebeveynler olarak. Bu LGS ebeveyni başlığı altında velilerimiz bazen kelimeleri seçmeden kullanabiliyor, konuşabiliyor. Öğrencinin o andaki hissettiği duyguları yanlış motivasyon aracıyla yönlendirmeye çalışıyor olabiliyor. Bazen evde anne babasından ziyade öğretmeni gibi davranmaya çalışıyor. Aslında bütün problem de buradan çıkıyor. Lütfen çocuğunuzun sadece anne ve babası olun.
Siz onun öğretmeni değilsiniz. Siz onun arkadaşı değilsiniz. Bu süreçte sizin ona olan anlayışınız ve şefkatinize çok büyük destekleri var. Çünkü biz kaygı, sınav kaygısı diye nitelendirdiğimiz duygunun aslında temelinin tamamen aileden geçen bir bulaşıcı hastalık olduğunu düşünüyoruz. Bütün psikolojik danışmanlar bana bu noktada katılırsınız herhalde hocam siz de. Son derece bulaşıcı bir durumdur kaygı dediğimiz kısım. Hem aile Öğren içerisinde yani kaygılı bir arkadaşınız varsa sizin de kaygılanmamanız çok mümkün mümkün değil. olamayabiliyor. Evet. Aynı şey ev ortamında da geçerli oluyor. Yani kaygılı bir ebeveynine sahipseniz doğal olarak çocuk diyor ki bir sorun var. Ben bu kadar rahat olmamam gerekiyor galiba. Hemen ben bir kaygı yüklemesi yapayım kendime. Ve bu noktada biz stres olayım, bir şeyler tam tersi gitsin diye düşünüyor olabilir. Bu noktada bizim velilerimize istediğimiz ve söylediğimiz şeylerden bir tanesi şu. Lütfen siz gerekli ortamı sağlayın, onun çalışmasına uygun olan ortamı sağlayın. Bu ortam içerisinde kullandığınız kelimelerle bazen motive ettiğinizi düşündüğünüz olumsuz kelimeler var. İşte bu kafayla çalışırsan olmaz, bu çalışmayla mı kazanacaksın gibi meli malı diye içerdiğimiz kelimeler maalesef öğrenciyi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bazen ebeveynler bunu disiplin olarak nitelendiriyor ama o öğrenciyi geriye de çekebiliyor. Bu sebepten dolayı öğrencimizin kaygılarının gerçekçi bir sebebe oturtması gerekiyor. Yani bu çocuk bir sınava girecek. Hayatında ilk kez bu kadar büyük bir sınava girecek. Bu sınava çok büyük anlamlar yüklemek yerine liseye hazırlık bir sınavına gireceğinin farkına varması, velimizin bu noktada sadece duygusal açlığını doyurması aslında öğrencimizin sağlıklı bir süreci yönetip başarıyla çıkmasına yardımcı olacak. Hep söylüyorum, velilerimizin en sakin olması gereken kısım bence veli kısmı. Hocam sen böyle söylüyorsun. O zaman biz çocuğa hiçbir şey söylemeyelim. Bu istediği gibi girsin çıksın, çalışıyormuş gibi gözüksün. Bizi kandırmasına izin mi verelim diyorlar bazen bana. Hayır tabii ki kandırması değildir. Orada ihtiyacı olan şey bazen sınav dışında bir sohbetiniz olmalıdır. Çünkü şunu yapan çok velim var. Evden içeri girer girmez deneme sınavından kaç aldın? Sonucun nasıl? İşte ödevini yaptın mı? Dersini çalıştın mı? Direkt sadece tek düşündüğü ve sorduğu kısım maalesef bu noktada hep sınav 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 oluyor. Öğrenciler çoğu zaman aileleriyle sırf bu sohbetlerden kaçmak için odasına kapanıyor ve ders çalışıyormuş gibi gözükebiliyor. Aslında o süreçte sizin edindiğiniz, birlikte geçirdiğiniz zamanın geriye dönüşü yok. O zamanı kıymetli ve değerli geçirebilmek için sınav dışında konuşmalar yapılabilir. Öğrencinin hayalleri üzerine konuşmalar yapılabilir. Tabii ki de her zaman bir B planı olmalıdır ailenin. Bu B planı üzerine konuşmalar yapılabilir. Evet, şimdi bu okulu istiyorsun, istiyordun. Şu an ne yapabilirsin? Şu an ne düşünüyorsun? Değişti mi fikrin? Hani önümüzde bir 6 ay gibi bir süre geçti çünkü sene başından bu yana. Bu süreç içerisinde fikrinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Nasıl gidiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Sınava girdiğin zaman da ne duygular aklından neler geçiyor? Bunları bana anlatabilir misin gibi onu konuşturmaya yönelik tamamen onu her türlü kabul ettiğinize, her türlü de arkasında olduğunuza yönelik sohbetleriniz de olabilir. Bu noktada ya da daha üst düzey uzmanlardan destek alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu süreç geçecek. Ama sizin onunla edindiğiniz ya da yıprattığınız duygularınız maalesef onun kalbinde, beyninde bir yerde yer edecek. Ve tekrar bir sınav sürecine gireceği için bu öğrenci 8'de ve 12'de olmak üzere tekrar aynı duygularla, aynı kırıklıklarla size yaklaşmaması aile içi iletişimin kuvvetlenmesi açısından daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle aslında ilk ciddi kriz diyebiliriz ailelerin ve çocukların. Aynen. Baş edilemez gibi gözükse de aslında en hasarsız atlatılabilecek süreçten bahsediyoruz biz.
Bazdan iyileri tadını da çıkartmak gerekiyor bu sürecin. Çünkü öğrencinin sınırlarını da keşfettiği, karakter gelişimine de çok büyük destek ve katkı sağladığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu öğrenci sadece LGS'ye hazırlanmıyor, liseye hazırlanıyor. Yani liseye geldiği zamanda da bu ders çalışma becerilerini aynen üstüne koya koya hatta devam ettirmesini bekliyoruz. O nedenle bunu bir kriz değil de bunu bir aslında eğitim programı gibi düşünmek çok daha güzel olacaktır. Dediğiniz gibi aslında orada sadece bir sınav, bir Evet. LGS girmiyor. Aslında aynı zamanda zamanını yönetme, aynı zamanda işte bir hedef Evet. belirleme, hayatını bir programa oturtturma. Aslında çok şeyi arka planda gencin geliştirmesini ya da hayata geçirmesini bekliyoruz. Çok ciddi bir gelişim dönemi aynı zamanda bu. Evet. Dediğiniz gibi sağlıklı bir şey geçerse aile ve çocuk bu süreçten YKS için çok daha güzel deneyim olacaklar için. Hocam Apartman çıkmak çok önemli. Bu süreçte. bu bahsettiğiniz şeyler olarak bizim şu an vitamin LGS kullanıcılarına yönelik yani rehber de yani bazen tek başına ya da aileyle olamıyor süreç sağlıklı yönetimi sağlayabiliyor. Şu an isterse vitamin LGS kullanıcıları bu Aykala uzmanı ile yapabileceği, sizin benim gibi adaptin uzmanları ile yapabileceği birebir görüşmelerle sınav sürecini en sağlıklı şekilde götürebileceklerdir diye umut ediyoruz. Evet. Hocam çok güzel şeylerden bahsettiniz. Aslında uzatmayalım istiyorum. Hem sorular var, hem onlara geçeyim, hem de bir sonraki canlı yayınımızda da aslında konuşacak konuları kalsın istiyorum. Kaldı. Tamam. Konular tabii ki bu süreçte ailelerimizden gelecek sorular hani şu an olmasa bile bugün belki yazarlar biz onları not alırız bir sonraki canlı yayında onlardan bahsederiz. Güzel olabilir ailelerimizin de ihtiyacı doğrultusunda canlı yayınımızı şekillendirmek isterim. Bir Tabii. kullanıcımız kesinlikle görmeyi ama demiş ders çalışma disiplini kazanımı ileride önemli. Kesinlikle yani burada sadece bir LGS başarısı değil. Aslında bir kişilik de inşa ediyor aile Tabii. ve Tabii. her genç, her aile için sağlıklı, güzel bir süreç olur. Tabii. Öğrencinin problem çözme becerisini de aslında bir nevi geliştirmiş için bir adımdan bahsediyoruz. Yani sadece bir sınav değil aslında. Bu sınavın içerisinde çok fazla anlamlar yüklenebilir. Ama bu anlam hayat kalım meselesi olmamalı. Daha çok öğrencinin kendini tanımaya yönelik anlamlar olmalı. Kesinlikle. Hocam birkaç sorumuz var. Onu hemen ileteyim. LGS'yi nasıl kazanabilirim diyor bir öğrencimiz. Aslında yayının başında cevabını vermiştim. LGS'ye bir kere LGS'ye özellikle disiplinli olmak çok önemli bu noktada. Yani ne yapıyorsanız aynı şeyi sürekli aynı zaman diliminde yapmak, bunun sürekliliğini sağlamak çok kıymetli. Bir gün çalışıp 3 gün dinlenmek yok. Bunu her gün azar azar, belli günlerde deneme sınavı günüm, işte tekrar günüm diye belirlediğiniz günlere direkt entegre etmek öğrenciyi çok büyük bir başarıya ulaştıracaktır. Harika. Bir başka soru da vitamin çalışmama rağmen netlerim artmıyor. Nasıl arttırabilirim? Aslında siz yine bahsetmiştiniz. Net aralıklar Evet. varsa bunları yapabilirsiniz diye. Yine bu soruyu da cevapsız bırakmamak adına hocam sizden alalım. Şöyle, evet şimdi 90 sorudan sorumluyuz. Belli bir net aralıklarımız var bizim. İşte 75-90 net aralığında olan öğrenciler şöyle çalışmalı gibi. Şimdi 75-90 aralığındaki bir öğrencinin konu tekrarına ihtiyacı yoktur. Bu öğrencinin bol bol soru çözmeye ihtiyacı da vardır. Farklı soru tiplerinden süre tutarak disiplinli bir şekilde soru çözümüne ihtiyacı vardır. Daha çok deneme sınavı yapmaya ihtiyacı vardır. Ben genellikle şunu tavsiye ediyorum öğrencilerime. Öncelikli olarak bir kere vitamin gibi bir avantajınız var. Burada sizin her girdiğiniz deneme sınavının analizini çıkartarak size bir çalışma planı hazırlıyor ve doğru bir şekilde bunu uyguladığınızda sonuçlarını alabileceğiniz bir algoritmadan bahsediyoruz aslında burada. Bir sistemden bahsediyoruz. Bu kısımda bir kere sabırlı olmak çok önemli. Yani
Hemen çalıştım, hemen bir sonraki deneme sınavında ben bunun karşılığını alacağım değil. Birazcık bu sabrı kullanmamız gerekiyor. Kitap okuma becerimizin çok kuvvetli ve yüksek olması lazım. Ne kadar moralimiz bozuk, o günümüz çok kötü geçmiş bile olsa mutlaka ki paragraf çözümü yapmalıyız. İnanın bana bu sabrı kullandığınız zaman da siz de kendinizi açtığınız o sınırlarınıza inanamayacaksınız. Bir de şeyden bahsettiniz ya hocam, kaçtığı bir yer belki vardır. Hani çalışıyorsun evet, ama o kaçtığın yere belki henüz el atmamışsındır da belki o yüzden netlerde bir artış. İşte matematikten olabilir ya da Evet. fen dersinde işte mevsimler. Yani orada kaçtığı ya da görmezden geldiğiniz bir alan var mı? Orayı görüp oraya Evet. belki atlanmak ne Ön olabilir? yargılarımızın üzerine gitmek çok önemli, çok kıymetli bu aşamada. Sevmiyorum, yapamıyorum cümlesinden ziyade bir deneyeyim, bir bakalım, bir yapmaya çalışayım cümlelerini özellikle bu dönemde kullanmamız gerekiyor. Yanlış yaptığımız soruları yanlış yaptım deyip geçmek yerine niye yanlış yaptığımın analizini yapmalıyız. Sınavlarında çok ciddi bir deneme sınavı analizi yapıp iyi bir ölçme değerlendirme ile birlikte netlerimi daha iyi, nasıl arttırabilirim kısmında direkt nokta atışı yapıp tüm konular değil, belli başlı konular üzerine tekrarımızı yaptığımız zaman da LGS inanın bana çok da zor bir sınav olmadığını fark edeceksiniz. Bir öğrencimiz de şu saatten sonra Galatasaray Lisesi'ni kazanabilir miyim? Ne güzel hayalleri var, değil mi hocam? Ne güzel, şahane, hala vazgeçmiyor. Neden olmasın? Bir de şunu eklemiş, birinci dönemden çok fazla eksiğim yok. O zaman hiç korkusu olmasın. Çünkü biz hep söylüyoruz, birinci dönem LGS dediğimiz sistemin %65-70'ini oluşturan bir sistem. Bu öğrenci aslında %50'lik barajını geçmiş bile. Yani yarı yarıdan fazlasını halletmiş birçok şeyi. Sadece bol tekrar etmek ve yeni öğrendiği konuların üzerine giderek hala bu hayalini gerçekleştirmek için koskoca önünde bir 3 ayı var. Bence kesinlikle yapılabilir. Ne güzel, süper. Bir öğrencimiz zaman yönetimi ile ilgili galiba biraz desteğe ihtiyaç duydu. Ben öğlen 1.30'da evde oluyorum. Ne zaman derse başlamalıyım? Şimdi onun sonrasında hiçbir çalışması yoksa bir 1,5 saatlik bir dinlenme kendine verdikten sonra aslında isterseniz süre tutarak ders çalışmaya ihtiyacı var. Hani kaçta başladığından ziyade değil, o çalıştığı anda kaç soru çözdüğüyle ilgili bir takım tutanaklar tutmalı kendince etmeli, takip etmeli kendini. Kaçta başlığının dadının çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Ya 1-1,5 saatlik bir dinlenmeden sonra Tabii ki dinlenme şart. Aynen. sizin de söylediğiniz gibi LGS'de önemli olan evet konu eksikliğinin tamamlanması ek olarak fazlaca soru çözmek, fazlaca işte kitap okumak, hızlanmak, hız kazanabilmek, o analiz becerilerini geliştirmek. Sizin de dediğiniz gibi orası biraz daha kişinin özel. O süreç Evet, diyorlar. Kesinlikle. varsa o şekilde. Bir öğrencimiz de Türkçe netlerim neredeyse gelmiyor. Ne yapabilirim diye sormuş hocam. Şöyle, maalesef bizim günümüzde kitap okumak sanki bir lüksmüş, ona ayrıca bir bütçe ve zaman ayırmak gerekiyormuş gibi düşünülse de aslında en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi kitap okumaktır. Biz öğrencilerimize 30-40 dakikalık bir kitap okuma süresi verdiğimizde hocam onun yerine soru çözsem olur mu gibi bir anlamlar çıkıyor. Aynı şey değil. Ne paragraf çözmek ne de onun yerine Türkçe sorusu çözmek kitap okumakla aynı eş değere sahip değildir. Biz geçen yıl 2023 LGS'de şunu gördük. Fen bilimleri kısmının kelime sayısı Türkçeden fazlaydı. Bize aslında şunu gösteriyor. Kitap okuyan feni de yapar, matematiği de yapar. Okuduğunu anlar, anladığını yorumlar ve yorumladığını da doğru cevapları gördük ki geçen yıl 562 tane Türkiye birincisi çıktı. Bu sebeple mutlaka ki Türkçe netlerinin artmasının yanı sıra diğer derslerin de aslında başarıya ulaşmakta kitap okumanın çok büyük bir etkisi olduğunu altına imzamı atarım. Bir de buna hani zorunlulukmuş gibi değil de gerçekten Değil, evet. alarak Evet.
Bu tabii ki illaki bir dünya klasikleri okumalısınız gibi değil. Ne hoşlanıyorsanız, yani distopya mı seviyorsunuz, polisiye mi seviyorsunuz, hangi türden kitap türünü hoşlanarak okuyorsanız, sizi sürüklüyor, içine alıyor, onunla ilgili hayal kurup oradaki baş kahramanın yerine kendinizi ne zaman koyduğunuz çok önemli. O tarz kitaplar okuduğunuzda da zaten okumanın keyfine varacağınızı düşünüyorum. Bu da netlerinize yansıyacak, mutlaka yansıyacak. Aynı zamanda hani o arka planda şunu da bilmesini önemsiyorum ben öğrencilerin. Kitap okumak sana ne kazandıracak? Kitap okumak senin beyninin sağ lobunu ve sol lobunu bir arada çalıştırabilecekler aktivitelerden. Bir yandan okurken sizin de dediğiniz gibi o hikayeyi okurken bir yandan da canlandırıyorsun. Gerçekten o Evet. baş kahramanı senmişsin gibi hayal ediyorsun. Aynen. Bu da çok önemli. Artık hani bilmek değil, bilgiyi yorumlamak, bilgiyi özümsemek çok daha hale geliyor gün geçtikçe. Kesinlikle. Bu alışkanlığı ne kadar erken yaşta kazanırsa gençlerimiz o kadar güzel olur onlar için. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. Biraz Çok teşekkür ediyorum. canlı yayın oldu ama çok güzel şeyler aktardınız bizlere. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım dokunabilmişizdir bu kısacık yayınla da olsa. Kiminin soru işaretlerini giderebilmişizdir. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki canlı yayınlarda daha fazla işte sorularla, daha fazla güzel Evet. sorularla yine bir arada oluruz. Herkese teşekkür ederiz. Adaptin ve Vitamin takipçileri. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.